Evet sevgili arkadaşlar, herkese merhaba. Video montaj, kurgu, grafik ve animasyon derslerini birlikte işleyeceğiz. Ben Levent Duranlı, Lefke Avrupa Üniversitesi öğretim görevlisiyim. İlk önce dersimize başlamadan önce ders izleme yöntemi hakkında size kısa bir bilgi vermek istiyorum. Derslerimiz uygulama şeklindedir ve birbirini takip eder niteliktedir. Yani bu şu demek: bir dersi tam olarak anlamadan bir sonraki derse geçmiyoruz. Burası çok önemli. Bir diğer husus da derslerimizi önce bilgisayarda izliyoruz ve bu izleme sırasında kesinlikle kağıt, kalem, not kullanmıyoruz. Sadece izliyoruz. İkinci kez videomuzu tekrar izlerken size anlatacağım ilgili programı yine bilgisayarda açıp zaman zaman izlediğiniz videoyu, dersin videosunu durdurup uygulamaları yapıp zaman zaman geri alıp zaman zaman ileri alıp bu şekilde çalışmanız gerekiyor. Hepinize şimdiden başarılar diliyorum. Evet arkadaşlar, prodüksiyon nedir? Post prodüksiyon nedir? İsterseniz ilk önce gelin bazı tanımlamaları yapalım. Bildiğiniz gibi prodüksiyon film yapım sürecinin tamamıdır. Yani prodüksiyon kelime anlamıyla yapım işidir. Biz video sektöründe, film sektöründe prodüksiyon tabirini kullanırız. Evet, bir prodüksiyon yapım aşaması üçe ayrılır: pre-prodüksiyon, prodüksiyon ve post-prodüksiyon safhası. Pre-prodüksiyon nedir? Yapım aşamasının en birincil aşamasıdır. Burada biz bütün inceleme, araştırma, senaryo yazımı gibi işlerin bütününü anlarız pre-prodüksiyon aşamasında. Prodüksiyon aşamasında ise film yapım sürecinin bizzat sahada, sette, stüdyoda çekim anıdır. Prodüksiyon aşamasından da bunu anlarız. Post prodüksiyon aşaması ise benim sizde burada anlatacağım masa başı işi de tabir ettiğimiz kurgu işleri, filmin yapım aşamasının son mutfağı diyebileceğimiz yerdir. Yani post prodüksiyon aşamasına kadar bir çizgi çekelim. Bunun üzerindeki tüm işler, hazırlık, çekim işleri sahada olabilir ama bizim post prodüksiyon işlerimiz bilgisayar başında kurgu cihazları vasıtasıyla yaptığımız işlerdir. Post prodüksiyon işini böyle tanımlayabiliriz. Tabii post prodüksiyonun vazgeçilmez unsuru olan video kurgu, post prodüksiyonun bir numaralı işidir. Peki kurgu nedir? Kurgu, elimizdeki film materyalinin, daha doğrusu filmi oluşturan tüm parçaların ayrıştırılması, seçilmesi ve yönetmenin yorumu ile yeniden düzenlenmesi işidir. Tabii yönetmen bu filmi oluşturan tüm parçaları belirli bir izleyicide anlam oluşturacak şekilde birbiri ardına belirli bir kurala göre dizecektir. Çok fazla teoriye girmeyeceğim ama bazı şeyleri bilmeniz gerekir bu kurgunun gelişimiyle ilgili. O yüzden kurgunun gelişimiyle ilgili birkaç tanımı da yapmak istiyorum. Eskiden biliyorsunuz filmin icadı ile birlikte insanlar kendilerine ilginç gelen ya da belge olabilecek şeyleri ya film tükenene kadar ya da canları sıkılana kadar tek plan şeklinde çekmeye devam ettiler. Daha sonra eski sinemacılardan Edwin Porter kurguyla bir öykü oluşturabileceğini keşfetti. Onun bir filminde, bir sahnede itfaiyecilerin hararetli bir şekilde bir yangını söndürmek için bir yere doğru acele ettiğini görüyoruz. Diğer bir sahnede ise yanan bir evi ve içindeki o yanan evdeki insanların telaşını görüyoruz. İzleyici burada direkt olarak şunu algılıyor: bunlar aslında değişik zamanlarda yapılmış çekimlerdir. Ve bunları arka arkaya verince, yani bir yangın sahnesi, bir itfaiyeci sahnesi, bir yangın sahnesi, bir itfaiyeci sahnesi. Dolayısıyla izleyici şunu anlıyor: yani izleyicide oluşan duygu, bir yerde bir yangın var
Burada gördüğümüz itfaiyeciler de burayı söndürmek için gelmeye hazırlanıyor. İzleyici doğal olarak bunu algılıyor ve bunun olmasını istiyor. Edwin Porter kesimle, kurguyla filmde bir öykü oluşturulabileceğini kanıtlayan ilk kurgucudur diyebiliriz. Tabii daha sonra birçok kurgucu var. Bunları hepsini burada anlatmayacağım. Daha çok biz uygulama yapacağız. Ama kurgunun gelişimi açısından bunu bilmeniz gerekiyor. Bir diğer kurguyla ilgili teori de Lev Kuleshov adındaki sinemacıya ait. Bu sinemacı şöyle bir deney yapıyor. İlk önce hiçbir yüz ifadesi olmayan bir aktörün yüzünü 10 saniye ya da 20 saniye boyunca çekiyor. Daha sonra tabuta sarılan bir kadın oyuncuyu çekiyor. Tabii kadın oyunu gereği biraz üzgün yüz ifadesine sahip. Bir diğer plan yine oyuncak ayısıyla oynayan bir kız çocuğunu çekiyor. Kız çocuğu mutlu bir yüz ifadesi var. Diğer bir sahne ise üzerinden dumanlar tüten sıcak bir çorba. Şimdi üç farklı izleyici grubu oluşturuluyor. Bu üç farklı izleyici grubuna bu dört plandan oluşan üç farklı kurgulanmış film izlettiriliyor. Oluşturulan üç filmden birinde ilk önce yüz ifadesi olmayan adamı görüyoruz. Daha sonra tabutuna sarılan kadını ve tekrar yüz ifadesi olmayan adamı görüyoruz. Lev Kuleshov bu izleyici gruplardan bu filmi izleyen, bu kurguyu izleyen gruba soruyor. Adamın yüzünde nasıl bir ifade vardı? Bu filmi izleyenler diyor ki adam bir yakınını kaybettiği için üzülüyor. Halbuki adamın yüzünde hiçbir ifade yoktu. İkinci gruba da şu film izletiliyor. İlk önce adamın yüzü, daha sonra oyuncak ayısıyla oynayan çocuk, tekrar adamın yüzü. Ve ikinci gruba sorulduğunda, ikinci grupta adamın yüz ifadesiyle ilgili çok sevecen bir ifade vardı diye yanıtlıyor. Üçüncü grupta ise yine adamın yüzü, sıcak çorba, tekrar adamın yüzü. Üçüncü grup izleyenlerin yanıtları ise şu oluyor. Adam çok acıkmış bir yüz ifadesine sahipti. Halbuki üç filmde de, üç kurguda da tek çekim kullanılmıştı. Bu bize şeyi kanıtlıyor. İzleyiciler kurgu sayesinde duyguları yönlendirilebilir. Bu çok önemli arkadaşlar. Kurgu demek sadece görüntülerin arka arkaya gelmesi demek değildir. Biz buradan bunu anlıyoruz. Biz kurgumuzla izleyicilere bir öykü oluşturabiliriz. İzleyicilerin duygularını manipüle edebiliriz. Evet arkadaşlar, kurgunun gelişimiyle ilgili aslında söyleyecek çok şey var ama eminim siz değişik kaynaklardan bunun taramasını yaparsınız. Şimdilik sadece bu kadarını bilmeniz yeterli olur diye düşünüyorum. Şimdi gelin birlikte kurgu ile ilgili bazı tanımlara göz atalım. Birinci tanımımız footage. Bu evrensel bir deyimdir diyebiliriz video kurgu ile ilgili. Nedir footage? Footage bir video kurguda kullanacağımız tüm materyalin genel adıdır. Bu materyal ne olabilir? Doğal olarak bir film olabilir, bir fotoğraf olabilir, bir ses olabilir. Yani filmde kullanacağımız, filmi yoğuracağımız, filmi oluşturacağımız tüm materyale biz kısaca footage diye adlandırırız. Bunu unutmayalım arkadaşlar. Sıradaki tanımımız linear editing ve non-linear editing. Şimdi biz burada video montajı, bilgisayarlı video montajı yapıyoruz ve bunu öğreneceğiz. Eskiden bilgisayar yokken montaj şöyle yapılırdı. Bilirsiniz 35 milim makara filmlere çekilirdi. Ve o filmler bir kurgucu
tek tek özel bir cihaz vasıtasıyla bakar ve kesmesi gerektiği yerde keser. Özel bir solüsyon sürüp bir sonraki sahneye yapıştırırdı. Daha sonra kasetler icat oldu. Kasetlerle biliyorsunuz kasetin başı sonu izlemeniz için belirli bir ileriye ya da geriye sarmanız gerekebilir. Yani rastgele erişimli değildir bir kaset ya da bir film reeli, film karkası, film makarası. Dolayısıyla bu tip kurgu sistemleri ya da bunlarla çalıştığımız kurgu sistemlerine biz genel olarak lineer editing sistem deriz. Yani doğrusal kurgulama sistemi diye Türkçe'ye çevirebiliriz. Bizim burada yaptığımız ise bilgisayarlı kurgu sistemi. Bilgisayarlı kurgu sisteminin farkı, eminim hepiniz aşinasınızdır. Bilgisayarda bir oynatıcı bir film izlerken filmin herhangi bir noktasına dilediğiniz anda erişebiliyorsunuz. Bu da non-linear editing sistem, yani doğrusal olmayan sistem demek. Yani tekrar özetlemem gerekirse bir kaseti siz kurgularken kaseti nasıl başa sarmanız gerekir bir süre bekliyorsunuz ama bilgisayardaki bir player'da videoda istediğiniz an istediğiniz noktayı seçebiliyorsunuz. Bu tanım buradan gelmektedir. Şunu bilmeniz yeterli. Bilgisayardaki kurgu sistemi, bilgisayarda yaptığımız video kurgu sisteminin adı Non-Linear Editing System'dır. Kısaca NLE Systems diye de adlandırılır. Bunu eğer başka kaynaklarda görecek olursanız böyle olduğunu göreceksiniz. Evet arkadaşlar, bir diğer tanımımız SD ve HD terimi. Nedir SD ve HD? SD Standard Definition'ın kısaltması, HD ise High Definition'ın kısaltmasıdır. Gelin şimdi bunu tahtada açıklayalım, daha iyi anlayacaksınız. Şimdi bir kamera SD ya da HD çekime ayarlanabilir. SD PAL ya da NTSC olabilir. Kameranın çektiği bir kareyi şöyle gösterelim. PAL'de bu büyüklükler 720 piksele 576 pikseldir. Fakat High Definition'da kameranın çektiği bir kare olarak bunu tanımlarsak 1920 piksele 1080 piksel olabilir. Bunun birkaç değişik farklı boyutu da var ama en Full HD diye tabir ettiğimiz oran ya da büyüklük budur. 1920'ye 1080 piksel. Bu High Definition. Bu da Standard Definition. Görüyorsunuz yaklaşık 4 katı kadar büyüklükte bir kare çeker High Definition. Tabii High Definition kurgu sistemleri tahmin edeceğiniz üzere daha yüksek güçlü bilgisayarlar gerektirebilir. Ama biz burada Standard Definition'ı açıklayacağız. Standard Definition PAL ya da NTSC de olabilir. Benim buraya yazdığım değerler PAL sistem için geçerli olan değerlerdir. Başka farklı sistemler de var ama hepsini bilmeniz gerekmiyor. Bilmeniz gereken biz Standard Definition çalışacağız derslerimizde. PAL 720'ye 576 ve 4'e 3 oran. Nedir 4'e 3 oran? Enimiz 4 ise boyumuz 3 oranında olacak. High Definition'da ise bu oran 16:9'dur. Aynı şekilde Standard Definition'da da 16:9 oranı mevcut. Ama onu derslerimizde açıklamıyoruz. Biz dersimizde bunu çalışacağız. Bunu bilmeniz yeterli. Evet arkadaşlar, bir diğer tanımımız da Field ve Progressive. Bu çok önemli iki kavram. Eğer kurgumuzu bu iki kavrama göre yapmazsak, yani kurgumuzu yaparken biz bu iki kavramı dikkate almazsak bazı sorunlar yaşayabiliriz. Onların ne olduğunu ileriki derslerimizde göreceğiz. Şimdi Field ve Progressive'in ne olduğunu görelim. İlk önce Progressive'den başlıyorum.
Bildiğiniz gibi sinema filminde saniyede 24 kare oynar ve o 24 karenin her biri fotoğraftır. Yani şuraya çizecek olursam hemen 4 kareyle çizeyim ben. Farz edelim bunlar bir film karesi. Ve bu film karenin içerisinde bir topun soldan sağa doğru hareketini göreceğiz. Diyelim ilk kare şöyle, topun bir kısmı karede. İkincisi ortaya yakın bir yerde. Üçüncüsü çıkmak üzere. Dördüncüsü de çıktı. Bir film saniyede 24 kare çeker ve her biri bir fotoğraftır. Biz buna frame deriz ya da progresif deriz. F ya da P gibi harflerle bunu kurgu sistemlerinde görebilirsiniz. Peki field nedir? Ne demiştik? Biz standard definition, PAL çalışacağız. Ölçülerimiz bunlar, kare boyutlarımız. Peki PAL saniyede ne kadar frame ya da kare oynatır? PAL sistem arkadaşlar saniyede 25 kare oynatır. Ve biz buna 25 frame per second olarak adlandırırız. Peki field nedir? Şimdi onu görelim. Az önce burada sinema 24 kare çeker dedik. Herhangi bir 4 kareyi topun soldan sağa doğru ilerleyişini bu 4 kare içinde böyle gördük. Ben ne dedim? PAL saniyede 25 kare çeker. Teoride budur. Ama aslında bir kareyi alt ve üst alanlar olmak üzere ikiye bölerek 50 kare çeker diyorum. Şimdi bu nasıl olur onu görelim. Buraya 4 kare çizmiştim. Şimdi ben bunun altına 8 kare çizeceğim. Sığması için biraz küçük çiziyorum. Umarım görebiliyorsunuz arkadaşlar. Sonuncu kare birazcık orantısız oldu ama sanırım anlayacaksınız. Şimdi film frame çeken ya da progresif çeken bir makine ilk kareyi bu şekilde çeker. Ve tam bir fotoğraftır. Siz bundan çıktı alırsanız direkt net bir şekilde böyle görürsünüz topu. Ama PAL sistemde ya da interlaced field dediğimiz sistemde video bunu iki ayrı kare şeklinde çeker. Alt ve üst alana bölerek. Yani şöyle çeker. Şu topu şöyle çizgi çizgi olur. Şöyle. Biliyor mu bilmiyorum gözüküyor mu tahta. Şöyle. Şöyle hızlı hızlı çizeyim. Şu iki kareye bölünmüş hali. Şu şöyle. Top çıkmak üzereyken. Şu da şunun iki kareye bölünmüş hali arkadaşlar. Alt veya üst alanlar olarak ikiye bölerek çeker dedim. Şimdi siz bunu tabi bu halde görmeyiz biz bilgisayarda. Bilgisayardaki herhangi bir video kurgu programında PAL sistemde 25 frame per second oynatan bir sistemde hareketli bir obje varsa karenin içinde siz onu durdurursanız şunu şöyle görürsünüz. Şöyle top içeriye girerken şöyle kenarları taraklı görün de deriz biz buna. Yani frame'deki gibi net böyle keskin bir resim görmezsiniz.
Bize bilgisayar bunu tekrar birleştirir, şöyle gösterir. Mesela bu sağa doğru hareket olduğu için şöyle topu bütünler, alt ve üst olanları bütünler ve şöyle kenarlarında taraklı görünüm şeklinde görürüz bilgisayarda. Bu bilgiyi bilmemiz neden gerekli? Şunun için gerekli. Bazı kameralar frame çeker. Daha doğrusu kameralar, günümüzde kameralar hem progresif ya da frame hem de field seçenekleriyle donatılmıştır. Siz her iki footage'la da karşılaşabilirsiniz. Yani her iki materyalle de karşılaşabilirsiniz kurgunuzu yaparken. Kaynağınız neyse, yani field opsiyonu ile çekilmiş ise sizin de kurgunuzu field opsiyonu ile yapmanız gereklidir. Eğer frame ile çekilmişse ya da progresif çekilmiş bir kaydınız varsa kurgunuzu da progresif ayarını düzenleyerek yapmanız gerekmektedir. Bunun için bilmeniz gerekiyor. Burası önemli. Şimdi iki çeşit field opsiyonu da var. Onu da burada field bahsinde anlatalım. Onun için şurayı siliyorum. Birkaç değişik adı var bunun. Lower field, upper field. Size kurgu yaparken de göreceksiniz, kurgu penceresinde iki seçenek çıkacak karşınıza. Hangi yöntemle montajlayayım ya da kurgulayayım diye. Ya lower field'ı ya upper field'ı seçmeniz gerekiyor. Ama bunu neye göre seçeceğiz? Sizin elinizdeki videonun kaynağına göre seçeceksiniz. Yani kameranız ya da elinizdeki video materyali hangi sistemle çekilmişse siz bundan birini seçeceksiniz. Yani field'ımızın iki seçeneği var. Progresifimizin ise tek seçeneği var. Ya P harfiyle ifade edilir. Bazı kurgu sistemlerinde F de karşılaşabilirsiniz ya da frame olarak da görebilirsiniz. Ama en popüleri P harfidir. Progresifin tanımı. Field'la progresif ile ilgili daha detaylı uygulama yaptıkça daha iyi anlayacağınıza eminim. Şimdi diğer konu başlığımıza geçelim. Bir diğer konu başlığımız tanımlarla ilgili grafik animasyon. Buna da çok sık kurguda karşılaşırsınız. Filmin içinde kullandığımız Photoshop ya da benzeri grafik programlarıyla elde ettiğimiz her türlü grafik obje ve 3 boyutlu animasyon programlarıyla ki günümüzde çok kullanılır. Grafik animasyon olarak adlandırabiliriz. Zaten biz ilerleyen derslerimizde grafik animasyon konusunu da işleyeceğiz. Bu da filmin, kurgunun vazgeçilmez unsurlarından biridir. Bunu da unutmayalım arkadaşlar. Bir sonraki konu başlığımız ise terimimiz daha doğrusu CGI tanımı. Yine grafik animasyon konusuyla bağlantılı aslında bu. Bunu da sık sık duyarsınız. CGI, Computer Generated Images, İngilizce bir terim. Bunun baş harflerinden oluşmaktadır. Anlamı şu, bilgisayarda üretilmiş fotoğraflar, grafikler ya da herhangi bir görsel dosya anlamında kullanılır. Dediğim gibi grafik animasyon ögesi filmimizin de vazgeçilmez ögelerinden biridir. Bunu ilerleyen derslerimizde zaten uygulayarak göreceğiz. Bir sonraki konu başlığımız compositing. Compositing, gerçek görüntülerle az önce anlattığım bilgisayarda üretilmiş görüntülerin birleştirilmesi işidir. Günümüzde Hollywood filmlerinden tutun artık Türk film sektöründe de çok sık kullanılıyor animasyonlar. Ve bakıyorsunuz gerçek nerede başlıyor? Bilgisayar görüntüsü nerede başlıyor? Çoğu zaman ayırt edemiyorsunuz. İşte bunu yapan özel programlar, software'lar var bilgisayarda. Bu işlemin genel adı
Yani bilgisayarda üretilmiş görüntülerle gerçek görüntüleri birleştirme işinin genel adı compositing'tir. Evet arkadaşlar, birinci dersimiz burada sona eriyor. Bundan sonra sözel anlatımdan ziyade genelde uygulama dersleri yapacağız. Bildiğiniz gibi EDUS programını kullanacağız video kurgu dersinde. Grafik animasyon bölümünde ise After Effects programını inceleyeceğiz. Siz bu programları programların internet sitesinden deneme sürümlerini indirerek faydalanabilirsiniz. Hem EDUS'un hem de Adobe After Effects'in kendi sitelerinde yanılmıyorsam 30 günlük tam sürüm denemeleri var. Zaten bizim derslerimiz ilk 20 dersimiz EDUS'la ilgili. Diğer ikinci 20 dersimiz de After Effects'le ilgili. Size önerim ilk önce EDUS programını deneme sürümünü ya da edinebiliyorsunuz tam sürümünü satın alıp bilgisayarınıza kurmanız ve hiç çalıştırmaya başlamadan birinci dersi beklemeniz. Hepinize başarılar diliyorum arkadaşlar.